Yeni bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Talullah nasıl hapishaneden kaçtı? Şu anda görmüş olduğunuz hapishaneden nasıl çıktı? Neden Reunion onu kurtardı? Ve ne olmuştu Talullah'a? Bunlardan bahsedeceğiz. Ve şu anda da Clojure'u gösteriyorum biliyorsunuz. Clojure bu Talullah'ın kurtarılmasında ne yazık ki Reunion'a aslında en çok yardım eden kişilerden bir tanesi. Bunun da sebebini anlayacaksınız. Şimdi arkadaşlar ilk olarak Talullah neden Rodos'a kaldı? Yani Lungmen ve Ursus arasında o kadar olay çıkarmasına rağmen Talullah'ı biz yendikten sonra Rodos gemisinde hapis olarak gidiyoruz. Bunun sebebi şu. Şimdi eğer Talullah'ı Lungmen hapis ederse o zaman Ursus siz bizim soylumuzu hapsediyorsunuz deyip Lungmen'e ileride yeniden savaş açabilirdi. Bundan korktu Lungmen tarafı. Ursus tarafı ise şimdi Lungmen dedi ki Ursus'a Talullah'ı verirsek Talullah'ı yine ileride salıp bize karşı kullanabilirler. Bu da bizim için bir dezavantaj, o yüzden bunu da yapamayız. Ve Kalsit en mantıklı olanı yaptı. İkisinin yerine seçim yapmış oldu aslında. Seçimi ikisine de bırakmadı. Ancak bu olasılıkları düşünerek Kalsit dedi ki Talullah bizde kalacak ve biz hapsettik 2 sene boyunca. Ancak 2 sene sonrasında biz Victoria'ya gitmeden önce Talullah'ı Reunion kurtarıyor. Reunion'un kurtarma sebebi şu. Onlar Talullah'ın neden böyle kötü yola saptığını, normalde neyi planladığını vesaire öğrenmek istiyorlar. Talullah'a bunları sormak istiyorlar arkadaşlar. Bu yüzden de Rodos'tan kurtarıyorlar ama Rodos'tan birini kurtarmak, Rodos'a saldırı yapıp hayatta kalmak normalde kimsenin yapabileceği bir şey değil. Yani yapabilecek kişiler olsa da ordu seviyesinde birilerinin olması lazım. Reunion'un o bizim savaştan sonra kalanları çoğu çöp kişiler. Hani cidden savaşabilecek kişiler yok. Ve bu da normalde bu tür planı imkansız hale getiriyor. Ama şöyle bir sorun var arkadaşlar. Şimdi Reunion'un tarafında sağ kalan kişilerden birisi geçmişte Rodos'ta çalışıp Reunion'un tarafına geçmiş olan birisi Guard. Guard operatörü. Bu Guard'a normalde hani öldürülmesi lazım. Rodos'la alakalı çok fazla şey biliyor. Ama Rodos'a ihanet etmeyeceği düşünülerek Ascalon'u ya da Project Red'i peşinden göndermiyorlar. Bunu göndermemeleri birinci hataları. Bu yüzden Guard Rodos'la alakalı çok fazla şeyi Reunion'la paylaşıyor. İkincisi ise Clojure arkadaşlar. Clojure Rodos'a katılmadan önce Kolombiya'da bir tane erkeğe yürüyor. Erkekle ilişkiye gireceğim diye çok fazla ipucu veriyor adama. Ona kendi teknolojik sistemleri nasıl çalıştığını anlatıyor. Onun pillerin nasıl çalıştığını öğreniyor. Ve bunların hepsini Rodos'ta aynı şekilde uyguluyor. Rodos'ta hiçbir değişiklik yapmadan uygulandığı için arkadaşlar bu adam sonradan, o zamanlar isyancıymış zaten, sonradan da Reunion'a katılmış. Rodos'taki bütün sistemleri uzaktan hackliyor adam ve Rodos gemisini aylarca izliyorlar. Bu izleme sırasında Guard operatörü onlara sürekli bilgi veriyor. Diyor ki tamam siz Rodos'ta saldıracaksınız ama bütün sistemleri hackleseniz bile içeride 2 tane elit operatörden daha fazlası varsa hiçbir şekilde oradan kimseyi kurtaramayız diyor. Ve onlar sürekli olarak Rodos'ta elit operatörlerin olmadığı, olsa da meşgul olduğu zamanı bekliyorlar. Ve Talullah'ın çıkarıldığı gün arkadaşlar gemide sadece 3 tane elit operatör var. Amiya elit operatör kategorisinde sayılıyor güç olarak. Onun dışında Blaze var, Kalsit'te ameliyatta. Şimdi Kalsit'in ameliyatta olduğu zamanı kullanıyorlar o yüzden. Sadece Amiya ve Blaze var. Bu anda saldırıyorlar arkadaşlar. İlk başta Blaze'i tutmak için bayağı bir sarkaz gönderiyorlar. Blaze'i onlar oyalıyor. Kalsit ameliyata devam etmek zorunda kalıyor. Çünkü ameliyatı bırakırsa ameliyat yaptığı kişi ölebilir. Zaten bunu tahmin ediyorlar. Kalsit insan bırakmaz diye düşünerek o ameliyat zamanında saldırıyorlar. Amiya da sonradan arkadaşlar Reunion birlikleri Talullah'ı kurtardıktan sonra kaçarken komando odasını kontrol altına almış durumda. Amiya duvarı kırıp içeri doğru giriyor şu anda gördüğünüz şekilde. Reunion askerleri Amiya'nın üstüne saldırıyorlar. Amiya hepsini takır takır indiriyor. Ama o sırada Nine'ı görüyoruz. Nine'ın yeteneğiyle arkadaşlar Amiya'yı birkaç dakikalık da olsa uyutabiliyorlar. Bu nasıl bir şey derseniz Nine'ın savaş gücü yokmuş. Belli bir süre sonra karşısındaki kişiyi uyutabileceği böyle bir çiçek gibi bir gücü var. Zaten animenin ikinci sezonunda da görmüşsünüzdür. Yerde bir çiçek oluşuyordu. O şekilde Amiya'yı uyutup bölgeden kaçmaya çalışıyorlar. Sonrasında Kalsit yetişiyor. Kalsit tam Monster'la beraber onları engellemeye çalışırken bu sefer arkadaşlar hapishaneden kurtardıkları Talullah engel oluyor. Monster'ın önüne bir ateş duvarı çekiyor. Biz hemen Amiya'nın üstüne gidiyoruz. Alevlerden onu korumak için ama Talullah diyor ki merak etme, alevlerin ona çarpmaması için ben müdahale ettim. Rodos'un küçük lideri nereye kadar gidecek görmek istiyorum diyor. Ve terk ediyor. Yani planın başarısı olması için gereken iki şey. Birincisi aşırı bilgi. Guard sayesinde veriliyor. İkincisi Rodos'un. Bu arada bu operasyon yapılırken arkadaşlar büyük bir etrafta sis dumanı da var. Yani dışarıdan gelen Reunion askerlerini de göremiyorlar. Radar sistemlerini de yine
Clojure'un sayesinde düşman bilip kontrol ediyor. Onlar hiç kimse yokmuş gibi gösteriyor. Yani bütün her şeyi Clojure ve Guardian sayesinde yapmış oluyorlar. Talulah'ı şu anda çok fazla sevmiyorlar. Hani geçmişteki liderleri yüzünden çok fazla kişi kaybettikleri için Talulah'tan nefret eden çok fazla kişi var. Ama ileride bu nefretleri neye sonuç verecek? Talulah'la ne yapacaklar? Bunun detaylarını göreceğiz. O zaman arkadaşlar benim diyeceklerim bu kadardı. Sizin aklınıza herhangi bir şey varsa yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ayrıca şu anda ismini görmüş olduğunuz kanalımızdaki videoların oluşturulmasına destek sağlayan üyelerimize teşekkür ederim. İsterseniz siz de videoyu beğenerek ya da yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.